Komisyonumuzun ve ilk etap çalışmalarda sonra yapacağımız 3 Ocak otogar arasındaki çalışmanın da o yöne doğru ilk istasyonu olmuş oluyor. Buradan devam edeceğiz çünkü. 13.4 kilometrelik bir güzergahımız var. Eski Mezitli Belediye binasına kadar toplamda da 11 istasyonumuz var. Biz bu mesafenin 7 kilometrelik kısmını TBM yani delgiyle yer altından yaklaşık 30-35 metre yerin altından devam edeceğiz. Daha sonra da 7 kilometrelik mesafe sonrası Forum'la Marina Kavşağı arasına denk gelen Barbaros istasyonuna kadar bu şekilde çalışacaklar. Bunu neden söyledim? Etrafa herhangi bir ciddi bir rahatsızlık vermeden bu mesafe çalışılacak yer altından gittiği için. Zaten vatandaşlar da pek görmeyecek. Bu mesafedeki sadece istasyon çalışmalarını görecek. Burada olduğu gibi gar istasyon çalışması, Özgür Çocuk Parkı ve daha sonraları böyle devam edip gideceğiz. Kalan bölümse yaklaşık 6 kilometre, 6.3 kilometrelik kısmı da Mezitli istikametine doğru aç kapa yöntemiyle yapılacak. 3 Ocak'ta temel attık. Çok uzun süredir çalışmalar yaptık. Projeler yazıldı, çizildi. Gerekli izinler alındı. Etütler yapıldı. Bakanlığa gitti, Altyapı Genel Müdürlüğü'ne gitti, herkes imzaladı, Cumhurbaşkanı imzaladı, yatırım programını aldı, stratejik plana dahil etti. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Merkezi hükümet de onaylıyor, yerel yönetim de ben yapacağım diyor. Biz de Bismillah dedik, ihaleye çıktık. İhale bitti. Tabii ki bunun için finansman lazım. Bu tip yatırımlar, büyük yatırımlar. Mersin ölçeğinde bir bütçesi olan belediye içinde mutlaka uzun vadeli, uygun şartlarda kredi kullanılması gereken bir proje. Bunun çalışmalarını yaptık. İlk etapta yaklaşık 900 milyon lira bir borçlanma etkisi aldık. Şimdi o para da pul oldu bir yıl içerisinde. Dedik ki bir 900 milyon borçlanma etkisiyle başlayalım. Bir yol alalım. Meclisten borçlanma yetkisini alalı bir yıl bir ay oldu. Geçen yılın Ağustos ayıydı. Bu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gidecek. Oradan olumlu ya da olumsuz görüş alacak. Hazineye gidecek. Hazine bunu imzalayacak ya da imzalamayacak. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın olumsuz diyecek hiçbir şey yok. Çünkü kendileri yatırım programını almış. Maliye'nin buna imza atmayacak hiçbir gerekçesi yok. Neden yok? Biz yönetime geldiğimizde bu belediye ağır aksak yürüyen bir finansman sistemine sahipti. Bu belediyenin 2 milyar 250 milyon borcu vardı iştirakleri hariç. İştirakleri hariç. 2 milyar 250 milyon da bütçesi vardı. O zaman da dolar 5.7 TL'ydi. Yani yaklaşık olarak 400 milyon dolar borcu olan bir belediyeyi devraldık. Şu anda bu belediyenin bütçesi ek bütçeyle beraber bu yıl için 6.3 milyar lira, gelecek yıl 10 milyar lirayı bulacak. Bu belediyenin şu anda borcu 80 milyon dolara düştü. TL bazında 1,5 milyar lira bu belediyenin borcu var. Demek belediyenin finans tablosu da temiz, mali disiplini de var. Sen bunu niye imzalamıyorsun? İmzalamıyor. Neden? Çünkü siyaseten bakıyor olaya. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar gittim. Bizzatihi kendisine bu konuyu izah ettim. Kendisinin yatırım programını aldığı, stratejik plana dahil ettiği bir konuda bunun geciktirilmemesi gerektiğini, Mersin'in koşullarını, şartlarını hepsini kendisine ben uygun bir lisanla anlattım. Ama bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadı. Şimdi biz finansman kullanamıyoruz.
Bir taraftan hala üzerinden 3,5 yıl geçti bu yönetim geleli. Eski dönemin standart yılda 250-300 milyon borcunu ödüyoruz. Bunun üzerine belediye sinekle mücadele ediyor. Park bahçe bakımlarını yapıyor. Sosyal politikalar uyguluyor. Eğitime destek veriyor. Çocuklara destek veriyor. Kadınlara destek veriyor. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş kalitede bulvarlar açıyor, yollar yapıyor. Grup yolları yapıyor, satih kaplamalar yapıyor, sıcak asfaltlar yapıyor. Bütün bunları sadece kendisine merkezi bütçeden, o da yasalarla ayrılmış olan parayla yapıyor. Şimdi Mersin Belediyesi böyle bir belediye. Biz metronun temelini attık. Biz Mersin halkına yapamayacağımız hiçbir şeyi taahhüt etmeyiz. Bunu da yapacağız Allah'ın izniyle. Şu anda buraya, yani ilk istasyona ve bizim en az 4 istasyon bitirmemiz lazımdı. Önümüzdeki engelin Mersin'e verdiği zarara bakın. Biz bu ihaleyi yaptığımızda Euro 9 TL'ydi. Şimdi Euro 18 TL, 20 TL. Mersin halkının ve Mersin'in gördüğü zararı siz hesaplayın. Ben canhıraş çalışıyorum. Aldığım her kuruşun hesabını veriyorum. Aldığım her kuruşu rasyonel bir şekilde harcıyorum, israf etmiyorum, çalmıyorum, çaldırmıyorum, bu projeleri gerçekleştiriyorum. Şuraya da kendi imkanlarımla 200 milyon liralık bir çalışma yaptım. Şu anda burada üzerinde bulunduğumuz istasyonda yapılan çalışmaların bedeli yaklaşık olarak 200 milyon TL hak ediştir. Ve Mersin Belediyesi bunları öz kaynağıyla ödüyor. Şimdi gelelim ne olacak? Mersin halkı net bir şeyler duyacak. Biz seçimlere kadar, genel seçimlere kadar bu imzanın umut ediyoruz çıkar. Çıkmayacağını varsayarak kendi bütçemiz çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diğer çalışmalarımızı da aksatmadan. Biraz ağır aksak olacak. Ama seçimden sonra mutlaka iklim değişecek, Akdeniz olacak, şartlar farklı olacak. Biz de oturacağız. Tekrar önümüze hesabımızı, kitabımızı alacağız. O zaman inşallah finans piyasaları da düzelecek. Çünkü şimdi bankalar dış piyasada kredibiliteniz düşük. Tefeci faizi sizden faiz istiyorlar borçlanmanız için. Açıkçası mantık olarak da bu finansman yüküyle zaten bu paraları kullanmak da artık biraz zor hale geldi. Keşke zamanında bu imza atılsaydı. O zaman %4'lere kullanacağımız yıllık faiz oranı %4 döviz kredileri kullanacağımız imkanlar varken şimdi %10'lara, 12'lere bize finans kurumları para vermiyor. Çünkü neden? Türkiye'de siyasi istikrarsızlık var, ekonomik istikrarsızlık var, buhran dönemi yaşanıyor, ekonomik kriz var ve risk puanı çok yüksek. Bir ülkede biz bu yatırımları yapıyoruz. Tablo buradan budur. Mersin halkının da bütün netliğiyle ben bunları bilmesini istiyorum. Ama bana güvensinler. Çalışma arkadaşlarıma güvensinler. Biz ilk günün şevkiyle, azmiyle, inancıyla ne söz verdiysek, halkımıza ne söz verdiysek, hiç abartmadan, yalan yanlış söylemeden çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çok teşekkür ederim.